Kaot'un ikinci videosunda da eksik kalan yanları biraz anlatayım. Yani tam anlatamadığımız yerler. Bir kere raporlar var. Yani öğrencilerin hani burada diyelim ki demin işte bir deneme yaptık biz. Raporlarını görelim. Bakın şöyle. Böyle bir rapor veriyor. Gayet de açıklayıcı bir şekilde işte yardıma ihtiyacı var. Bitirdi, bitirmedi. İşte 4 soru, 1 dakika. Oyuncular gösteriyor kim girmiş. İşte skorunu yazıyor, soruları yazıyor, geri bildirim varsa onları yazıyor. Ve bu raporları şöyle 3 noktaya dokunarak da kendiniz yazdırabiliyorsunuz. Kaotu görüntüle diyebiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi, kütüphanemizde var olan şeyleri görebiliyoruz. İşte oyna diyorsak oynatırız. Yine aynı şekilde daha önce denedik bunu biliyorsunuz. Burada öğretmen kısmını anlattım demin ama atama kısmı da ona benzer fakat farklı bir şey var. Siz burada işte bilgi yarışması veya ileri süreli bir sınav yapabiliyorsunuz. Bir performans yaparsınız, bir tarih belirliyorsunuz, bir saat. Söylemiştim ya şimdi onu yapalım. Bir zaman dilimi yine belirleyebiliyorsunuz. İşte karışık olsun mu olmasın mı, bir nickname geliştirsin mi geliştirmesin mi sistem kendisi. Mümkün olduğunca öğrencileri kendi ad soyad ve numaralarını yazmaya çalışın. Create diyelim, oluşturalım mesela bir tane. Açılıyor bu şekilde. Siz diyor kimlerle, hani zaten Türkçe çevirdiğinde zaten siz kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Bir tarih değiştirebiliyorsunuz, kendiniz oynatabiliyorsunuz. Peki nasıl yapacaksınız? Ya bu pini ve URL'yi kopyalayıp verebilirsiniz. Yani direkt URL'yi. URL'yi kopyaladığınızda şöyle bir şey oluyor. Kopyala diyorum. Ben şimdi buraya ikinci sekmeye bakın yapıştıracağım. Şunu biraz aşağı indireyim. Evet. Şöyle yapıştırıyorum buraya. Öğrenciler de bunu yapacaktır zaten. Enter'a basınca beni otomatikmen Kaot it demiştim hatırlarsanız. Bakın o öğrencilerin oynayabileceği yer, challenge yapacakları yer. Buradan nickname'ini yaz diyor. Kendimizi yazıyoruz işte buraya. Diyelim ki belki diğeriyle karışır diye Ahmet 1 diye yazdım ben. İşte yazdık. Okey dedi. Başlayacak şimdi. İlk önce bunun girmesini istiyor. Konu neyse onunla ilgili başlatıyor. Denklemler dedi. Denklemlere başlatacak yarışmaya. Süre başladı. Soru çıktı. Biraz bunlar zaman alıyor ama önemli değil. İşte sorumuzun hangisi doğru cevap denklem. Gördük sorumuzu rastgele işaretliyorum. Doğruysa doğru, yanlış yanlış. Yanlış diyor. Next diyorsunuz. Bu şekilde gidiyor. Siz diyelim ki yarışmayı komple bitirdiniz ya da işte yarıda bıraktınız. Fark etmiyor. Hani öğrenci bir kere zaten girebilecekti buna. Kendi nickname ile. Ve buradan da bitirebilirsiniz. Süre veriyor. Yan tarafta süre de çıktı gördünüz. Doğru yapmışız. Rastgele işaretledim ama doğru çıktı. Kapat deyince de üstten kapatabilir ya da sınav bitince bitti diyebilir. Yarıda da bırakabiliyor. Diyor ki hani yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir diyor. Çıkayım mı? Çık dediniz. Siz rapor almak istediniz. İşte son yaptığımız denklemin raporu burada bakın. En son yaptığımız. Açıyorum. Daha 3 günde var diyor bunun. Bakın rapor bu. Gördüğünüz gibi. İşte ben girmişim. Bir tane doğru yapmışım. 3 soru kalmış. İkisini yapmışız. Doğru soru bir tane. Hani yanlış yaptığım soru vardı ya onu zor diyor. Şimdi bitti diyelim. Bittiyse bitti. İptal etmek istiyor musun? Daha diyor devre dışı kalacak diyor. İnsanlar aldı diyor bu bilgiyi. Olsun sen bitirmek istiyorsan bitirirsin. Yani farklı bir sürede yapabilirsin. Evet işte bu şekilde. Bu da Kaot'un ikinci kısmı. Yani nasıl yapacağımızı gördük. Pin kodunu paylaşımını gördük. Öğrenciler gözünden nasıl görülüyor onu da gördük. Bence güzel bir uygulama. Yani öğrenci sayısı sınırda hani web yarışmasında 100 kişiye kadar gayet iyi bilgi yarışması şeklinde yapabilirsin. Ondan fazla olursa biliyorsunuz ki lisans almak gerekiyor. Buradan da kapat diyorsunuz ve kapanıyor. Sistem bitiyor bu şekilde. Umarım yararlı olur.